Merhaba dostlar, haftanın başına çok güzel bir mekandan Fatih ilçemize bağlı Cibali mahallesinde o bütün dizilere, insanlara, hayatlara anlam katan Orhan Kemal'in evinin, yani bu arkamızda gördüğünüz, benim videoları daha öncekilerde izlediyseniz, oğlu Işık Bey'in, Işık abinin orada bir sözü vardı, işte tavanda işte fareler gezerdi ama babam bize bunu oyunla anlatırdı diye. Şimdi kendisinin arkadaşımız Sadık Albayrak, yazar, kendisinin yeni gelen dergisinin Ocak sayısında, 2022 sayısında çok güzel Dünya Devrime Muhtaç adlı bir yazısı oldu. Şimdi tabii buraya baktığınızda şöyle biraz dolaştıracağım sizi ama böyle bir kırsal kasabada, köyde kalmış gibi böyle sessiz sakin, şöyle bir aynı Kara Fatma'nın sokakları gibi, çünkü Fatih'tir burası. Fatih'in eski yerlerinden 1950'leri hissedebiliyorsunuz. Şimdi şöyle hızlıca bir okuyayım. Dünya Devrime Muhtaç. Yeni yıl başlarken insanlık içinden çıkılmaz ve giderek daha da ağırlaşan sorunlarla boğuşuyor. Aslında yaşam demek sorunlarla karşılaşmak ve onları çözerek zamanda ve mekanda yol almak demek. Fakat olağan varoluş koşulları olarak gördüğümüz sorunlu yaşamı bugün olağanüstü duruma getiren, rüzgar var bu arada, olağanüstü duruma getiren sorun, çözme bilinci, yeteneği ve iradesini yitirmiş bir insan ve toplum gerçeğiyle karşı karşıya oluşumuzdur. Çok büyük bir gerçeklik anlatan Dünya Devrime Muhtaç adlı Sadık Albayrak'ın yeni gelen dergisinin ön yazısında, Ocak sayısı ki bu, ben normalde kitap evinden biliyorsunuz hani internetten alışveriş falan yapmam, abonelik de olunca kaybolma ihtimalleri üzerinden gidip kendim alırım. Ocak sayısını bir türlü bulamamıştım. Sağ olsun geçen gün karşılaştık, onunla da daha sonra yapacağız işte, çalışmamız olacak Orhan Kemal'le. Yüreklerimiz aynı atan kişidir Sadık Albayrak'ta, tezi var, çok güzel bir kitap çıktı İBB yayınlarından. Şimdi şöyle bağlıyor bu güzel yazısını: büyük bir aydın kıtlığı yaşıyoruz ve devrimleşememesinin temel nedenlerinden biridir. Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz. Devrimci aydınların yaratıcı emeği olmadan, haksızlıklarda sızlanmakta yetinen kitlelerden devrim bir halk gelişmez. Devrime bir halk gelişmez. Öyleyse devrimci aydına ihtiyacımız önceliktir. Bir halk ayaklanması haberi getirerek başlayan bu devrimin, insanlığın kurtuluşu yolunda devrimci fikirlerle donandığımız, devrimci romanlar, şiirler okuyarak bilendiğimiz güzel geleceğe biraz daha yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum diyor, temenni ediyor Ocak 2022 ön yazısında. Ayrıca bir dosya çalışması var yeni gelen dergisinin hemen arkasında yer alan. Onu da hemen böyle, kusurumuza bakmayın, rüzgar, ortam, şartlar, sesler, siz alışıksınız nasıl olsa. Şimdi yeni gelen dergisinin hemen, evet, roman tarihimizin eksik bir özeti diye, bizim Türk edebiyatının romanlaşma sürecinde köy enstitülerini de içine katarak çok değerli, işte Reşat Nuri'den, Fakir Baykurt'a, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dan güzel bir dosya çalışması. Ocak yeni gelen, hemen şöyledir, şöyle ters okunuyor diyorlar ama hemen. Yeni gelen dergisinin Ocak sayısında bu dosya çalışmasını da bulacaksınız. Çok donanımlı. İçinde işte evet, şunlar var. Yalçın Küçük'ün yazısı, Hayrettin Ökçesiz, Cafer Yıldırım, Taylan Kara, Ekrem Ataer, Doktor Ulvi Özdemir, Kadir Atas Paksoy, özür dilerim, A. Kadir Paksoy, Ufuk Özcan, Adnan Acar, ablamı sarıldım, Hatice Eroğlu Akdoğan, Ulaş Başar Gezgin ve Dünya Devrimine Muhtaç Sadık Albayrak'ın yazısı yeni gelen dergisinde genel yayın yönetmeni oluyor arkadaşımız Sadık Albayrak. Şimdi efendim, burası dediğimiz gibi Cibali Orhan Kemal, buradan yazıldı bütün o güzelim eserler. Şöyle bir size tur attırayım hafta başını, şöyle bir güzel, şöyle sarı sarı. Bu sokak yazar ki Orhan Kemal sokak olarak geçiyor. Sokağın başı Cibali Mahallesi'nde, sokağın başı diğer tarafta
bu tarafa doğru sokağın son kısmında, yani Cibali Mescidi sokağının ayrımında ayrılıyor ve burada çok tarihi eserler de var. Tescilli olarak bazıları restore ediliyor. Hatta karşımızda şu anda kum inşaatı da devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Fatih'ten, o Haliç'in güzel manzarasından, Kadir Has Üniversitesi'nden, yani o kadar dolu dolu yazdı ki Orhan Kemal. Hayatımızda benim için de biliyorsunuz Orhan, tabii Mehmet Raşit Öğütçü. Ama Orhan Kemal, işte Nazım'la olan ilişkisi, hapishane yılları, süreç, işte burada yaşananlar, dostlukları. Hep mi güzel olur Orhanlar? Hep Kemaller, anlamlı isimler. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum herkese. Her nerede izliyorsanız sevgi adına yaşatmak üzere. Orhan Kemal'den, o güzel öğütlerinden, hayatı damıtan, işte ben buraya gelirken metrodan indim. Metrobüsten köprünün altında bir insan yatıyordu. Sırt çantasını almış, yatmış, bir tane ateş yakmıştı ve yanında da bir rüzgar gülü dönüyordu renkli. Nerede olursa olsun insan o ruhunu, sevgisini yaşatıyor. Mekan nerede olursa olsun sevgiyle kalınız, hoş kalınız. Orhan Kemal'in evinden sarı sarı sevgilerimizi, güzelliklerimizi, yüreğimizi gönderiyoruz efendim. Hoş kalınız.